Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de kıssalarının keltirgen nebilerden biri Eyyub aleyhisselamdır. Eyyub aleyhisselamın namı şerifleri kıssalarından namuneler Kur'an-ı Kerim'nin 4 suresi de keltirgen. Şunlardan ikisi de Allah subhanahu ve teala bir kança nebilerini zikir kılıp, ularga vahiy yubargan ekenligini tekitleş cereyanı da, mazkur nebilerini sırası da içi de Eyyub aleyhisselamını hem namı şeriflerini aytıp ötken. Enbiya ve Sad sureleri de kelgen Eyyub aleyhisselamını zikri doğrusudaki kıska ayetlerde Allah subhanahu ve teala juda ko'p ma'nolarni ifoda qiladigan Ayyub alayhissalom to'g'risidagi ma'lumotlarni siz bilan bizga taqdim qilgan. Ayyub alayhissalomni otalarining ismi Amvos bo'lgan. Katta otalari Sorih, undan kattasi Is, undan keyin Ishoq alayhissalom va oxiri nasablari borib İbrahim aleyhisselam'a takıladı. Yani Eyyub aleyhisselam enbiyalarının atası olmuş İbrahim aleyhisselam'ın sülalelerden bulgan bir Allah'ın nebisidir. O kişi bütün dünyada barcha halklar içinde sabr matanatını ramzi sıfatı da şuhrat kazangerler. Eğer birer adam özüge sabr tıla mahcup olsa menge Eyyub aleyhisselamın sabrını bersin deyiş, ko'p xalqlarda odat tusiga kirib qolgan. Yoki bazı kişiler, başka bir yakın kişilerine Allah'dan sabr tilaydigan bo'lsa, Allah senge Eyyub aleyhisselamın sabrını bersin degan dua aralash arzu umudunu ifade qiladigan bo'lishib qolgan. Hakikatten hem Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Eyyub aleyhisselam doğrusudaki kelgen ayetlerini içide aytadı ki Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna vecednahu sabiran ni'mal abdu innehu evvab. Elbette biz onu sabır kılucu halinde taptık. Bu kandı hem yakşı bende Allah'a kub kaytucu bende de Eyyub aleyhisselamını Allah madih etedi. Eyyub aleyhisselamın sabırlı buluşu sebebi nima? Nima uchun aynan sabır bilen dong taratganlar? Nima uchun bütün dünyada sabırını ramziga, timsoliga aylanıp qolganlar? Deydigan bo'lsak, Kur'an-ı Kerim tabiri bilen aytganda, bu sabır qilinishi lazım bo'lgan narsani Eyyub aleyhisselamın o'zini tilidan keltiradi Kur'an-ı Kerim'de. İnni messeniye durru dedi bir ayette. Elbette beni bir zarar tuttu. Başka bir yerde messeniye şeytani binusbin ve adab dedi. Şeytan menge ota bir meşakkatını ve azabını tuttu. Yani ki adab yüzesinden. Aslında hem nesini Allah'ından buladı. Lekin Eyyub aleyhisselam adab yüzesinden menge yetken zarar ve menge yetken azab kıyınçilikler şeytandan buldu deyettiler. Demek Eyyub aleyhisselam'a bir kıyınçilik meşakkat yetken, zarar yetken, ağır ahvalga düşkerler ve şunda sabır kıgerler. Bana şu Kur'an-ı Kerim'in tabiri. Lekin başka kavimler, Müslümanlardan başkalar uşbu çegereden çıkıp türlik bolmağır narsalarını tokuşka barib yetkenler.
en adabli, en yuvaş gaplarını bazı bizi tafsirlerimizde hem hata tarikasında kirip koyan eski tafsirlerde. Ana şu adabli degen narsalarımızın aytışça Ayyub aleyhisselam bir juda kattık jirkanç kasalga yoluqqan emişler. O kişinin bedenini kurt yiyip bolak bolup parça bolup çoğurup diyken. O kişi yatken caylarında sabır kılıp yatavuruptiler. Haligi adamla yani Ayyub aleyhisselam'ın halini görüp demek bedelleri, göçleri parça parça bolup kurtunu yeganiden, çoğurganiden ahli ayol ham, kavmi karındaş ham, yarı birader ham, hammasi taşlab, jirkanib allariga kemik qo'yib degan. Borib-borib o'sha sabrlari turib, biror parça etlarida go'sht qolmasdan faqatgina yuraklari qopdi ekan. Ana o'shunda ekan Alloh u kishini iltijosini qabul qilib, shifo beribdilar. Mana shu gap, demak, ko'p narsalarda aytiladi. Buni sabrni, matonatni tushuntirishga qiziqib aytilgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda eng buyuk bir haqiqat unutib qo'yilgan. Chunki bu haqiqat aytadiki, Allohning nabiyisi bo'lgan zotga kishilar jirkanadigan narsa oriz bo'lmaydi. Odamlarni jirkanishiga, hazar qilishiga, burnini bekitib orqasiga qarab ketadigan darajada Alloh payg'ambarlariga dard bermaydi. Chunki nabiylar hammani ko'z o'ngida turadigan, boshqalar orqalaridan ergashadigan, namuna va o'rnak oladigan ma'sum zotlardir. Ularga dard bo'ladi, estima chiqar, boshqa gap bo'lar. Lekin oddiy odamlar nafrat qiladigan darajada, sasib ketadigan darajada, birov yaqiniga kelmaydigan darajadagi jirkanch narsani Alloh hech qachon nabiysiga ravo ko'rmaydi. Bunday narsalarni to'qib, bo'rttirib ko'rsatib, sabrni kuchaytiraman degan ma'noda nabiyni tuhmatga qo'yish, u zotni obro'siga yarashmaydigan gaplarni u odamga, demak, taqib qo'yish ma'nolari bu juda katta beodobchilik bo'ladi, noto'g'ri ish bo'ladi. Ana Qur'oni Karim eng zo'ri Qur'onniki. Zarar yetgan ekan. Azob yetgan ekan, shiddatda qolgan ekan. Bo'ladi shu. Albatta go'shti chirib tushish shart emas. Albatta sasib ketish shart emas. Zarar ko'p. Alloh shuni aytishni istamabdi, o'zi biladi. Lekin biz bilaylikki, Ayyub alayhisalomga zarar yetibdi. U kishiga og'ir mashaqqat tushibdi boshlariga va azobda qoldilar. Bu har qanday kasalda ham bo'laveradi bu narsa. Ana mana shu holat bor. Odob bilan gapirganlar ham, beodob bo'lganlar ham Ayyub alayhissalom bilan faqat bir kishi ayollarigina qolgan deydi. Demak, hamma ittifoq qiladi. To'g'ri gapirganlar ham, noto'g'ri gapirganlar ham Ayyub alayhissalomni hamma tashlab ketgan u yolg'iz bitta xotinlari birga qolib vafodorlik qilib u kishini mashaqqatiga sherik bo'lganlar, musibatiga oshno bo'lganlar, birga demak u kishi bilan og'irlikni ko'targanlar. Xizmatlarida bardavom bo'lganlar. Nihoyatda buyuk vafodorlik ramzini haligi onamiz ko'rsatganlar. Endi haligi to'qimachilar boshqa qavmlar, musulmonlardan boshqalar mana shu vafodor ayolga ham to'qima to'qidilar. Nima deyishadi? Bu ayol deydi, shu xizmatni qilib borib kelib yurganda yo'lida shayton ko'rinibdi. Shayton ko'rib ig'vo qildi. Bir marta menga sajda qilsang, eringni tuzatib yuboraman debdi. Ana o'shani aytganini qilgandan keyin Ayyub alayhisalom achchig'i chiqib, bu xotinni men 100 darra uraman degan ekanlar, deydi. Ya'niki, kelgan ma'lumotga o'zidan moslab demak, qo'shimchalar qo'shib olgan. Aslida esa bunaqa gap yo'q. Demak, Ayyub alayhisalomga musibat yetgani aniq, shiddatda qolganlari aniq, azob tortganlari aniq, yagona ayollari u kishi bilan qolgani aniq. Dardni, demak, Alloh aytmabdi, hadisda kelmabdi, biz uni to'qimaymiz.
nima bo'lganini. Ana undan keyin Allohga iltijo qilib, sabr ila turib Ayub alayhissalom xo'p Allohdan shifo so'radilar. Shifo so'radilar, Alloh duoni ijobat qildi. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ dedi Allah-u Teala. Biz onun, yani Ayyub Aleyhisselam'ın duasını isticabat kıldık, kabul kıldık. Onu zararını keşf kılıp, kuşayış kıldık, açtık, kit kızdık. Onun ahlını savuğa kılıp verdik. Yani kaçıp gitken ahlını hammasını kaytarıp ap geldi. Ve mislahum ma'hum. Yani ulu şuncasını koşup an verdi. Yani ki o şey musibetke kagallarından avvalge gen nisbeten ahliler iki barabar kupayıp getirdi ki Allah'ın merhameti bile. Ana bana şu demek halat bobda. Şimdi o şey Ayyub Aleyhisselam'a yetken zarar, azab, şiddet demek bir kasallik. Misal için. Şunu başka ayetten çıkarılı yaptı. Ayyub aleyhisselam'a hitap kılıp Allah-u Teala ayet yaptı ki Urkud biraclik birizlike hâle muğteselun baridun ve şarab. Ayağı bilmeden yerini tepkin su çıkadı. Gusul kılış için soğuk su çıkadı ve içiş için. Demek Ayyub Aleyhisselam'ın duaları kabul bulup Allah o kişiye kuşayış berişini irada kıgenden keyin ozu buyruk beri yaptı. Yerini tep. Yerini tepsen su çıkadı. Soğuk su çıkadı. Ondan gusul kılsan bedenindeki zararlar ketedi. İçsen içki dertler olsa o ham o şu sudan dava tapadı. Ana şu bilen iş bitti. Bana şu yerde ulamalarımız büyük bir istinbat kıladılar. Yani ki bana şu kıska, ayağın bilen tepkin, bu sudur, usul kılış için, soğuk ve içiş için degenler. Büyük bir hükümünü çıkaradılar, mülahazalarını ve az nasihatle. Allah'ın nebisi, nebi bugünlerin Kur'an'da zikri kegen katta enbiyalardan bittesi, Allah'a dua kılıyordu, duası kabul oldu. Hop Allah şu duası kabul oldu. Tur örneğinden kete oraya yakışıp oldu. İndirse bular idi. Ha? Şunu özü de, şu kabul bugün lahzanı özü de dert arıp o kişi şu da çıralı bir bakuvat halde kepkese bular idi. Yok ona kımadı. Tur örneğinden yerini tep, su çıkadı, gusul kıl, iç, keyin tüzelesen de yaptı. Ne mi için? Çünkü Allah bu dünyadaki keçedigen cereyanlarını sebebiyet kanunumla birbirine bağlayıp koygan. Ana şunun sebebi bu mesela, sebepten çıkadığın neticesini çıkmaydıgan kıp koygan. Bana şunu, bana şu yerde korulu yaptı. Demek haligi yap. Dua kabul oldu, bir tur kötü vur demedi de, duanın kabul oldu. Lekin onu yüzeye çıkışını onunla turup bar, yerini tep, su çıkar. Keyin o çıkan sudan gusul kıl. Derdin, üstü sırttaki bedendeki dertlerin düzeledi. Ve ondan ihlas bulan içkin, içki dertlerin tüyüleri. Ana, bana şu demek, şifa isteydi mi bende, başka nesanın umudu da mı, hareket kılışı gerek. Oturup alıp Allah verse bula dedip otura uğruşunu Allah özü tavsiye kılmadı. Hareket kılışını, o şey nerseye erişiş için vasıta sebep buladığın nerselerini amelge aşırışını Allah'ın özü talep kılmadı. Mana şu kıska yine ayette Ayyub Aleyhisselam'ın kıssası da mana şu hakikat yakkol korunup durdu. O adli adammaz. Kettab, peygamber. Allah'ın sınavından yakış çıkan, Allah'ın sabırlı bendem degen maktavuge sezavu var bulgen bir zatke Allah duasını kabul kısa hem haligi gapni aytyapti. Ayağı imanın yerini tep, su çıkadı, sudan gusul kıl, ve ondan iç manası. Şimdi haligi ayağını yüz demek Mert'te uruş doğrusu dedi kasam manasını ham şu Kur'an-ı Kerim'in özünden alın gel.
özden alingen. Allah Subhanahu ve Taala etedi ki, "Huz bi yedike zıgsan, fadrib bihi, felâ tahnes." Kolinge yüzde gavranını tutup bir tutam kıgende, bağış kıgende, oşu bulan bir madde urgun, kasamhor bomagen deyipti. Allah'ın kasamhor bomagen degeniden, demek Eyyub aleyhisselam kasam içkerliği çıkardı. Urgun deyiştiden, demek uruşka kasam içkerliğileri çıkardı. Yüzde çöp bulan, yani yüzde darahını şahını birge kılıp, hıpçın deyimiz bize. Şunu birge kılıp, bir bakıp durup urgun degeniden, demek yüz madde uruşunu, kasamını içkerleri çıkardı. Başka gap yok, şu yerden çıkardı oza. Kıska gaptan, huz biyadike dıksan, fadribbihi felâ tahnes. Bana şu. Kolinge yüzde hıpçınını bir top kılıp agın, o bulan urgun, kasam korup olmagın. Bana şundan şunca gap çıkıyordu. O Eyyub kasamı çıkanı da, hatunumun yüzde uğraman degeni degen gaplar yok. Ahirgi yeçimini o yüzden demek manalar çıkıyordu. Kur'an'ın mucizeliği şunda. Kur'an'ın adli kelamı emas ekerliği, Allah'ın kelamı ekerliği, onu her bir harfeden, her bir cümlesinden büyük manalar çıkartan mucize ekerliği bana şundan çıkardı. Hani indi bana şu yerde, bana şu yerde. Demek Eyyub aleyhisselam o şey başlarından maşakkat ötüp durgan bir payıda erkek ayaldan arası da boladığan, er hatından arası da boladığan açıklar başkalardan birer tasıp olganı. Eğer imkanını tapsam, ya ki tüzelip onlumdan tursam, seni yüz gavran uğraman, darahını şahı bulan yüz mette uğraman deyip kasam içkerler. Kasamdan keyin ayol yana vafadarlık kıldılar, yana hizmet kıldılar, yolg'uz o'zi qoldilar, butun mashaqqatni tortdilar, u kishi niyatiga yetdi, endi turib haligi ayolni bitta gavronni olib 100 marta ursa sog' qolmaydi. Vafadar ayolni jazolash, uni boshiga musibat solish, yarador qilish, ehtimol yana bir halokat yetishi boshqasi bor. Qiyin holatga tushib qolindi. Urmay desa qasam ichib qo'yadi. Uray desa ayolning vafodorligi, u kishini fidokorligi buni rad qilib turibdi. Shunda Alloh yechimni o'zi berdi. O'zi o'rgatdi nabiyisiga. To'g'ri, u ayolni 100 marta qayta-qayta urishga sazovor ayol emas. Lekin sen ham qasamingga qasamxo'r bo'lmasliging kerak. Shuning uchun, demak, yechim shuki, o'sha daraxtni shoxidan gavranlardan yüztasını alıp bağlayıp bitti top kıyın, bağış kıyın. O şu yüztanı bir ursa yüztanı önüne otken otadı. Ayolga ham katta zarar yetmeydi, sen ham kasamhor bo'lmaysan. Mana şu yeçimini Allah Ta'ala'nın o'zi Eyyub aleyhisselam'a o'zi taqdim kıldı. Ushbu ayetini destek kılıp bazı bir ulamalar hile-i şer'i degen qoidani ishlatishadi. Demak, mana shunaqa holatlarda, demak, 100 tani alohida qilishni o'rniga bitta to'plab urib qutulib ketgandek, nimanidir, yetish kerak bo'lsa, shunga bir hila o'ylab topish mumkin degan gaplarni aytadi. Ba'zi vaqtlarda bizda mana davra degan gapni odamlarimiz ko'p gapiradi. Davra o'sha hilaning bittasi. Vafot etgan odamni o'qimagan qazo qilgan namozlari, tutmagan qazo qilgan ro'zalarini kafforatini berish uchun hila qilinadi. Odamlar davrada turishadi. Bitta namozni yoki ro'zani kafforatiga yetadigan narsani bir, demak, laganga yoki nimaga patnisga qo'yishadi-da, mana u palonchini fidyasini sizga berdim deydi. Bittasi. O'shunga berganida nechtaga yetadigan bo'lsa, shuncha namoz ketdi deyishadi-da. Keyin unisiga beradi, unisiga aylanib kelib turib, o'sha umri bo'yi o'qimagan namozi, ro'zasi, demak, fidyasi berib bo'lindi degan qaror qilinadi. Bunaqa gaplarni jumhur ulamolar, demak, qabul qilishmaydi.
Allah'ın farzını sakıt kılışka bu nefeslerini kıpamayın dedi. Ulamalar ihtilaflı inerse, lakin köpçülük bana şu gafını etişedi. Bolada degenlerim var. Bizim mezhebimizde aynıysa bolada deyiş manası hazır gibi okşagan halatlar olsa bolada. Eyüp aleyhisselamın halatı geçişip olsa. Bir gafını kıldı da, keyin bu yağıya hapsızlanıp durup da. Yetiş kıyın. Şunda asanlaştırış manasını kıladı. Çünkü bizim ulamalarımız birkaç misallar keltiredi. Misal için bir adam, adamlar köp de indi herkıl tırını bağlayanmaydı kalların boladı, herkıl nesilge kasamlar içi oradı. Bitti adam, o için kitaplarımızda keltirilgen misalda etiledi ki, attan çıksam hatınım talab olsun dedi. Atı min vagan. Çüş gerek, çüş almaydı, o zaman kasam içi koygan. Bu yakka yürüptü, bu yakka yürüptü, ahırı çarçap, bir yetim tapıyorlar dese, atı bulan koşu yeteleb, damlanı aldı ki abarışıptı. Ha? Ya bana o bir adam, şuna kadar kasamı çıkıp koyuptı. Ne mi dedi? Attan çıksam kadının talabı olsun dedi. Ha doğru, attan çıksa kadının talabı olardı. Ne mi kılış gerek? Şimdi bunu bir tutma tereyini aldı ki abarıylar. Attan terekke olsun da tereyden çıksın. Hile. Lekin bir adamın maşakkatını yengil kılış. O parzını sakıt kılışmaz. Bütün ailenin bozulup getişini aldığını alış. O şu kadın vaktilerde yaşaş şaraitleri hem ortaça bugün bir erkek ayalıga yana un ap gel desen talak sandıptı. Un kere yani non kılış kere, avukat kılış kere. Hadi unda organından canı getirdikkeni kadar şunu adıp koyuptu. Ayol endi noilas. Uni olib kelsa talab bo'ladi. Olib kelma desa eri yuribdi, olib kelmayapti, bolalar och qolyapti. Nima qilishini bilmay, yana olim mulla odamlarning oldiga borib arz qildi. Shunaqa bo'ldi, nima qilay? Desa yo'q, sen o yeringa endi uni olib ketmagan. Uni aytgani shunaqa bo'lsa taroq tushib qoladi. Nima qilay? Uxlab yotganda qopni kiyimiga bog'lab qo'y. Bo'sh qopni. Turganda biladi ki un qolmabdi deb o'rgatgan ekan. Haqiqatan turib yursa orqasidan qopam ketyapti. Bo'sh, ha, un tugabdi da xotinimga haligi gapni aytganim uchun aytolmabdi bechora deb nimani olib keladi. Mana shunaqa holatlarda demak, haligi hila bo'lsa ham, lekin kishilarni tanglikdan chiqarish uchun joiz. Lekin Allohning farzini bekor qo'yish, ha? Demek vacib narsalarni bekar qilishga, unaqa hilla qilishga yo'l yo'q deyishadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Ikki og'iz gapdan shariatda qancha narsalar. Endi men buni juda muxtasar qilib aytayapman sizlarga. Aytsak, tong otguncha gapirsa bo'laveradigan gaplar bor. Ana endi Ayyub alayhissalom to'g'risida bitta hadis sharif Sahih Buxoriyda kelgan. O'sha hadisda aytiladiki, Ayyub aleyhisselam kiyimsiz halde usul kılıyatken idi. Şunda çigitkeni şeklinde tılla yağdı. Çigitkeyken tıllalar top 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 etip çüyetti. Şunda o kişi aleyhine havuçlap alıp kiyimlerine salıştı başladı. Şunda Allah nida kılıp etti ki, hay Ayyub, ben seni bunga okşagan narsadan bir hacet kımaganmadım. Yani gümal dünyanın arkasından yürüştü. Dede, dedi. Keyin Ayyub aleyhisselam, İzzetin bilen kasam ki Rabbim, mani elbette sen mal dünyanın arkasından yürüştü, bir hacet kıgansan. Lekin ben seni berekenden bir hacet mesmen, degen dediler. Yani Allah'ın bereketi için, şunu ogallarını ifade kılıp aytgan degan bir hadis var. Bu hadisten hem ulamalarımız juda ko'p ahkamlarını çıkargan. Cümleden izzetin bilen deb kasam içiş mümkünlüğü, kiyimsiz çomuluş mümkünlüğü. O şu çomuluşları haligi su çıkardı çomulasan degen de bugan deydi. Ayağı bilen tekken su çıkardı çomuluş, ya usul için degen de o şunda bugan deydi ulamalar. Ve şunga okşagan demek Allah'ın barakasından namut bulmazdik.
dünya halal bosa, pak bosa, Allah'a özü bergen bosa, alış mümkünlüğe, aşınga aşıga, köp güne demek ahkamlarını ulamalarımız, ana şu Eyyub aleyhisselamını haklarda kegen hadis-i şeriften çıkargerler. Eyyub aleyhisselam, ana tüzergerlerden keyin, faragatta, yaşlılıkta yaşap, 93 yaşlarında vefat tapgerler. O kişinin 26'da oğlu bakarken, hani ki ahlini ve oğullarını mislisçesini koşup verdiğini ihtimal şundandır. Yani 26'da oğulları bakarken. Şunlardan bittelerinin ismi Bişran eken. Ulamalarımız etedi ki, ana şu Bişran isimli oğulları, Kur'an'da namı kergen Zülkifil Peygamber şu kişi buladı. Şu kişi buladı, deyiladı. O sözden demek o şey Eyyub Aleyhisselam'ın oğlu deb ataliyatken Zülküfil Aleyhisselam'ın kıssası başlanadı. Bu kişi fakat ikide ayet-i kerimede başka Peygamber Aleyhisselam'larga koşulup zikirleri kegen. İttesi de ataliyatı, Azubillahimine şeytan radim, ve İsmail ve İdrise ve Zene Kifli kullun minessalihin. Ve adıkhalnâhum fî rahmetine innahum minessabirin. Demek İsmail'ni yubardık, İdris'ni yubardık, Nebi kılıp, ve Zülküfil'ni hem yubardık. Bunların hepsi salih bendelerdir. Bunların biz öz rahmetimizde kirtkenmiz ve onların hepsi sabırlı zatlardır. Degene. Başka bir ayette, ve İsmail'e ve Yesa'a ve Zülküfil'i kullum minel ahiyari dedi. Yani bu yerde İdris Aleyhisselam'ın onunla Yesa'a geliyordu ve ahyar, yaxşilardan. Demek o şu Zülküfil aleyhisselam hem sabırlı, matanetli, Allah'ın rahmetine dahil bo'lgan, ahli salah bo'lgan, yaxşı nebilerden bo'lganliklarini bilib olamiz. O kişinin doğrusu da başka bir demek qo'shimcha malumatlar kelmagan. Mana demek Allah'ın nebilerden, Kur'an-ı Kerim'de namları zikir kılınganlardan ikteleri Eyyub aleyhisselam ve o kişinin oğulları Zülküfil aleyhisselam'ın kıskaça kıssaları bana şundan ibaret. Elbette bu her bir mumun için, her bir Müslüman için, her bir ahli Kur'an için büyük bir ibret manbası hesaplanadı. O şey Eyyub aleyhisselam'ın haklarındaki kegen ikide suredeki kıska ayetlerini özü alam alamge tetiydi. Biz şundan ikidesini biraz şerh kıldık halas. Hani Eyyub aleyhisselam singari sabırlı buluş, o kişiye okşap, demek Allah bergen bazı bir meşakkatlerge, sınavlarge çidaş, her bir mumun Müslümanı için şeref buladı. Otken sohbetlerimizde ettik, sınavlarını Allah ahli salah bandalarına verse, onların mertebesini kurtarış için beredi. Bura onun başına, ozu ahli salah, ibadetini kılı yürüptü, namazını oku, rozasını tutu yaptı, halal yorup, halal tur yaptı, yana başka musibet şu yaptı. Nebilerin başka musibet şu yaptı, adli ümmetlerine ki nemege düşmesek yani. Nemege düştü dese, demek bunu mertebesini, kurtarışını hakla yaptı Allah. Köpüra savab vermekçi, yakşırak makamını yükseltirmekçi, ana şunu sabrı için, Allah'tan kegendip tanıganı için, Allah'ın kazayı kadarıyla demek teslim bulganı için, bunu bu dünyada hem ahirette hem demek mertebesini kurtaradı. Eğer kafir, münafık, asi, bitafıklarga şuna kadar musibet yetedigan bolsa, ularga bu tembih boladı. O kozini açgın, kozini onagın, imanga kirgin, ibadet kirgin degen tembih, vaaz, nasihat boladı. Yani bunu özünün oranı var. Lekin ahli takva, iman sahibi, doğru yürgenlerge bolsa, haligindek Allah'ın nimeti bo'ladi, maqomini ko'tarishga xizmat qiladigan bir pog'ona vazifasini o'taydi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ushbu anbiyolardan, xususan Ayyub alayhissalomdan o'rnak olishimizni, u kishidan va'z nasihat olishimizni, Alloh subhanahu va taoloni bizga beradigan ne'matlariga shukr qilib, musibatlariga sabr qilishimizni o'zi o'rnagan bo'lsin. Hammamizni bu qissalardan yaxshi bir ibrat olib, bu dunyoyu oxiratimiz uchun manfaatli bo'lishini nasib etgan bo'lsin.
sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir rahmetike ya Erhamer Rahim.